Korkma, korkma, alıştım ben. İlk defa olmuyor. Git oğlum, git. Hoca senin acısı bu. Ne olur oğlum git. Git yavrum. Zorsun çocuk. Eskiden de zordun, şimdi de zorsun. Madem son karar sende, her şeyi istiyorsan her şeyi feda edeceğim. Daha fazla canını sıkmaya gelmedim oğlum. Veda etmeye geldim. Gidiyorum. Hemen şimdi. Anne! Uyandın mı? Dinlendin mi hemen? Ne çabuk kalktın. O bavul ne anne? Bir yere mi gidiyorsun? Gitme anne. Anne bak, bırak, bırak o bavulu anne. Bırak anne bavulu. Bırak. Dur oğlum. Bırak. Ben durmam anne. Durmam anne. Durmam. Sen dur. Sen durasın. Gidemezsin anne bir yere. Gidemezsin. Annem gidemez bir yere. Nereye gideceksin ki? Oğlum odanda çalışıyordun. Rahatsız etmek istemedim. Veda edemedim o yüzden. Abi bırak o bavulu. Kimse bir yere gitmiyor. Ama annem tedavi olmayacak mı Yaman? İyileşmeyecek mi? Tedavi burada olacak abi. Yurt dışındaki doktoru buraya getireceğim. Merak etme. Duydun mu? Gitmiyorsun. Buradasın. Birlikteyiz anne. Gitmiyorsun. Gitmiyorsun anne. Gitmiyorsun. Sen çok zor bir karar verdin. Elinden geleni yaptın biliyorum. Ama hayatta yaptığının karşılığını mutlaka verecektir, ben eminim. Ben senin kadar emin değilim. Bir sürü soru var, hala çözülmemiş. İçim ikiye bölündü sanki. Bir ses inan diyor. Bir ses sakın güvenme. Bir şey bulduğunu söyle Necmi. Size öyle şeyler söyleyeceğim ki inanamayacaksınız. Yakın zamanda Yaman Kırımlı ile Seher Kırımlı bir ayrılık yaşamış. Seher Kırımlı küçük bir kasabaya yerleşmiş. Orada bir kafede çalışmaya başlamış.
kafenin sahibi bekar bir adam. Sizin torununuz yaşlarında kızı var. Vallahi adamla sizin gelin bayağı bir iyi anlaşmışlar. Aralarında kısa zamanda susuzmaz olmuş. Yoksa bu adamın adı Fikret mi? Evet, siz nereden biliyorsunuz? Parçalanmış bir aşk mektubu ve küçük bir veledin rüyası diyelim. Aferin kız Canan. Temelli yerleştin işte konağa. Yaman engelini de aştın. Bravo sana. Burası sadece bir durak. Çekemem öyle mazlum anne rollerini. Yaman'ın servetinden çabucacık büyük bir pay koparmam gerek. Layık olduğum hayatı yaşamak için. Sonra ver elini. Kanarya adalarımı desem... İbiza mı? Sonra esmerimle. Mükemmel bir tatil keyfi. Alo Yaman. Nedim, araştırmaya devam et. Ne oldu, şüphelendin? Yeni bir şey mi var? Bilmiyorum. Onu tanıyan bulduğum herkesle konuştum. Ama bazı şeyler eksik kalıyor. Taşlar oturmuyor kafamda. Oluşum bir teşekkür hak etti. Gideyim de ona ne kadar minnettar olduğumu anlatayım. Bizi terk ettikten sonra ne yapmış, kimlerle yaşamış? Öğrenmediğimiz ne varsa, her günün her detayını bilmek istiyorum. Tamam, araştıracağım. Sakın hiçbir şey atlama. Çok önemli. Hiçbir şey şansa bırakamam. Bundan sonra konakta yaşayacak. Ailemle. Araştır. Araştır bakalım. Gerçeğe giden bütün yollarını kapattım Yaman. Tefeciden bile para aldım. Hayat hikayemi kurmak için. Annenin ne kadar cefakar bir kadın olduğundan başka hiçbir şey öğrenemeyeceksin. İçimden bir ses, bu kadında bir şey var diyor. Bilmem lazım benim. Bilmem lazım bu kadının içini, dışını, zayıf noktasını, amacını. Anca öyle huzur bulabilirim. Ne yapacağız peki? Var mı aklında bir şey? Var. Sen radarlarını açık tutacaksın hep. Ki bu zaten cepte. Gözün üstünde hep kadının. Ama telefonu. Telefonu ele geçirebilirsek... muhakkak bu kadının bir açık noktasını yakalayabiliriz. Sizi düşünceli gördüm. İyi misiniz? Bilmiyorum Cengel abi. Endişeliyim galiba. Onu ilk defa böyle görüyorum. Kalmasına izin verdi ama çok huzursuz, çok gergin. Destek olmak istiyorum ama yanında olmaktan, konuşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Yaman Bey en büyük travmasıyla yüzleşiyor. Eskiye dönmesi zaman alacaktır. Zor bir süreç evet ama normal. Yüzünü güldürebilsem biraz. Doğuran ne zamansa kalbin, ruhun hazır olana kadar bekleyeceğim. Ben nasıl anlatacağım ona hazır olduğumu? Sakin ol, benim. Ben dalmışım bir an. Neye hazırsın? Ne? Nasıl? Hazır olduğumu nasıl anlatacağım diyordum ben girdiğimde. Ben değilim hazır olan. Ben değil. Fasulyeler. Fasulyeler hazır diyordum da Adalet ablayı çağıracaktım ben pişirmesi için. Ne güzel çiftler baksana. Allah ayırmasın. Çok yakışıyorlar kızım. Allah ayrı düşürmesin inşallah. Amin. Biz de eşimle böyle çok yakışırdık birbirimize ama. Ah işte. Bir çiftin arasına ayrılık girmeye görsün. Yaman'la Ziya'nın babası. Rahmetli bir haftalığına memlekete gitmişti. İşte bütün felaketler o zaman başladı kızım.
Eşler ayrı kalmamalı birbirinden. Fesatlar fırsat kollarlar. Kara kedi gibi aralarına girerler kızım. Hele ayrılık, birbirlerinden ayrı düşmeye görsünler. Bir kez mesafe girdi mi, bir daha hiç o evlilikler eskisi gibi olmaz. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Nasıl hissettireceğim ben hazır olduğumu? Tabii ya, mumlar böyle ışıl ışıl çok güzeldi. Mumları görünce anlar herhalde ne demek istediğimi. Burada mıydın? Evet, buradaydım tabii. Başka nerede olacağım? İyi misin? Bir sorun mu var? İyiyim. Gayet iyiyim. Ne yapıyorsun ayakta burada böyle? Hiç. Öyle düşünüyordum. Acaba odayı yeniden mi dekore etsek? Mesela yatakla gardırobun yerini değiştirebiliriz. O zaman kapı çarpar. Doğru. O da doğru. O zaman şey yapalım biz. Neyse ya, bir şey yapmaya gerek yok. Böyle zaten çok güzel. Robot yapmışlar okulda. Teyze, amca, bugün sizi çok özledim. Birlikte yatabilir miyiz? Olur. Olmaz. Bu gece olmaz. Bu gece olmaz. Neden ki? Çünkü sen cezalısın canım. Odanı toplamamışsın bugün. Sen bana hiç ceza vermezsin ki. Evet, ama her şeyin bir ilki vardır derler. Düzenli olmayı başka türlü öğrenemezsin yoksa, tamam mı? Cezalısın. Teyzen akıl ateş parçası. Hadi gel gidip odanı toplayalım. Oldu acaba? Fazla. Yetmezmiş gibi bir de parfüm sıktım. Ama kokunu özledim demişti. Neşeyim. Kaçmak yok Seher. Bu sefer kaçmak yok. Yarım kalan ne varsa tamamlama vakti. Yok. Bu da güzel olmadı. Ne demek istediğimi? Atmasam mı? Gitti. Gitti mesaj. Ne yapacağım ben şimdi?
Cevabını yüz yüze vereceğim. Bugün o yüzden böyleydin demek. Bize hazırlanıyordun. Üşüttün mü sen? Yo, gayet iyiyim aslında ama az sonra düzelir. Soğuk aldım herhalde. Ama birazdan. Pardon. Gecelik ince. İyice sarıp ısıtalım seni. Hazırlayacağım sana. Vaktin varsa birkaç bir şey soracaktım ben sana. Var. Var tabii. Sen istersin de vaktim olmaz mı? Sor ne istersen. Şey, Yaman'ın özel olarak sevdiği şeyler ya da bir hayali var mı diye soracaktım. He. Yaman'ın hayali. Hayal. Evet. Şey, sürpriz yapacağım da ona. Ha, sürpriz. Sürpriz. Sürprizi herkes çok sever Seher. Yaman da sever tabii. Ama aramızda, tamam mı? Söz aramızda. Yaman ne sever. Yaman'ın sevdiği bir şey. Aklıma gelmiyor ki hiç. Ne sever Yaman? Buldum. Yaman adada bisiklete binmeyi çok sever Seher. Çok sever, evet. Bisiklete binmeyi sever. Ha, ama çift kişilik bisiklet. Çift kişilik bisiklet mi? Evet. Onu sever Yaman. Böyle iki oturağı var hani. Yanındakiyle birlikte binip sürüyorsun. Yanındakiyle? Öyle mi? Yanındakiyle. Yanındaki derken kimle sürüyordu mesela? Yanındakiyle, evet. Şiir de yazmıştı ona hatta. Sonra şiiri bana da okudu. Aşk şiiri. Şiir. Şiir de yazdı. Aşk şiiri bir de. Kime yazdı Ziya abi, sen biliyor musun? Seher.
Benim kafam karıştı. Kafam karıştı. Oluyor ya bana arada öyle. Yaman değildi ya. Yalçın. Yalçın da bisiklete binip şiir yazan. Ablana yazmıştı. Öyle mi? Öyle evet. Sürpriz yapacakmış. Demek böyle küçük oyunlarla aldın sen Yaman'ı avucunun içine. Ben senin bir açığını yakalayayım. En büyük sürprizi ben yapacağım sana. Şu Fikret'i bir dolayayım aranıza. Seher'in telefonu mu bu? Bu kadar zaman dükkanında çalışmışsın adamın. Belki gerçekten aranızda bir şeyler geçmiştir. Bir iz de bırakmışsındır herhalde arkanda. Allah kahretsin, şifre koymuş. O zaman şey yapalım biz. Sevdiğimiz kelimeleri yazalım. Hem öyle daha zevkli olur oyun. Olur. Tamam, sen yaz. Benim ismim. Sen sevdiğimiz kelimeleri yazalım demedin mi? Benim hayatta en sevdiğim, hatta tek sevdiğim kelime bu. Bu benim amcam. Yaman Kırımlı. Ne yapıyorsun ateş parçası? Kayıt yapmayı mı öğreniyorsun? Hayır. Ödev bu amca. Ailemizi tanıtmamız gerekiyormuş. Herkes çekeceğim bugün. Kendi bakış açımdan ama. Tabii birkaç da soru soracağız. Öyle mi? Neymiş bakalım o sorular? Önce kendini tanıtıyorsun amca. Ben Yaman Kırımlı. Ateş parçasının amcasıyım. Şimdi onun sorularını cevaplayacağım. Kaç yaşındasın amca? 30. Peki ne iş yapıyorsun? Ticaret. Peki en çok ne yapmak isterdin? İstediğim her şeyi yaptım ben. Seni en çok ne sevindirir peki? Ne çok soru varmış bu ödevde. Sizi görmek. Beni daha çok sevindirecek başka bir şey yok. Nasıl yani? Hiç gerçekleştirmek istediğin bir hayalin de mi yok? Bu kadar detay gerekli mi gerçekten? Olmaz olur mu hiç? Ailemizi tanıtıyoruz sonuçta. Peki madem öyle diyorsan. Karnıyarık severim. Ok atmayı severim. Aklıma gelen bunlar. Başka bir şey yok. Hayallerime gelince... Evet, hayallerin. Hayallerime sahibim. Çünkü onlar... Ailem tam karşımda duruyor şu anda. Sizi görmek beni daha çok sevindirecek başka bir şey yok. Nasıl ya? Ay telefona bir şey oldu. Yok bir şey olmadı babaanne korkma. Teyzemin telefonu bu. Arada kilitleniyor. El şifresini biliyorum. Ha öyle mi? Hadi gir o zaman da açılsın. Tamam, geliyorum teyze. Fikret abi diye kaydetmiş. Abi diyormuş demek bu herife. Bakalım neler yazmış. Seher selam. Rahatsız ediyorum kusura bakma ama bir iki gündür ulaşamıyorum sana. Umarım iyisindir.
Abisi merak da edermiş gelin hanımı. Fikret abi, sana konağın numarasını gönderiyorum. Bana ulaşamadığında doğrudan konağı arayabilirsin. Acaba Zehir'in ağzından mesaj mı yazsam Fikret abisine? Bir de Yaman'ın görmesini sağlarsam. Yetti, oyaladın. Unutma Zahim, Yaman Kırımlı'nın annesiyim ben. Konağı kapağı attım. Şimdi oğlumun servetini elime geçirmek an meselesi. İşin orası beni bağlamaz. Ben paramı hemen istiyorum. Tamam, vereceğim dedim işte. Niye anlamıyorsun? Ödeyeceğim söz. Vallahi sen vermezsen ben parayı kaynağından almayı da bilirim. Ne diyorsun sen ya, delirdin mi? Bak sana söz diyorum, ödeyeceğim. Sakın bak, sakın Yaman'a bir şey söyleyeyim deme. Bu kadar yüklü borcum olduğunu bilmemeli. Hem o para benim planlarım için lazım. Lütfen bak, sana yalvarırım, söyleme diyorum. Alo? Alo Zahim, orada mısın? Bak kahretsin. Ne yapacağım ben şimdi ya? Seni çektim babaanne. Bakayım. Ne çektin? Bir göreyim ha. Hayır, daha fazla çekmem lazım. Yusufcuğum, babaannesinin bir tanesi. Ver bir bakacağım yavrum. Heh, ver bir bakayım. Ver. Hayır, daha tamamını çekmedim. Tümünü çekeyim, ondan sonra göstereceğim. Ya bir bakacağım oğlum, azıcık, minicik. Hadi küçücük bakacağım, ver şunu. Bitsin öyle, sürpriz kaçar yoksa. Sadece bir saniye bakacağım Yusufcuğum. Hadi olmaz mı ha? Ver şunu, ver anneciğim. Yo, bitsin öyle. Versene, bir bakacağım ufacıcık. Sadece bir saniyecik, ver oğlum hadi. Ver şunu, iki dakika bakayım. Yaman, ben de şeye bakmıştım. Hani Yusuf bugün çok güzel çekimler yaptı ya, beni de çekmiş. Canım torunum, aileden biri gibi görüyor tabii. Ben de kendimi merak ettim, ona bakıyordum. Çalışıyor muydun? Bölmedim değil mi? Hayır, gel. Yusuf'un çektiği videolara bakıyordum. Şey, ben dergide bir teste denk geldim de, böyle kişilik testi gibi. Birlikte çözelim mi? Sen öyle dergilerden, testlerden falan hoşlanmazdın. Nereden çıktı bu? Yani inandığımdan değil de öyle eğlence olsun diye. Hem senin de biraz kafan dağılır. Peki. Güzel. Bakalım. Neymiş sorular? Başlayalım hemen. Şöyle, ama mümkün olduğunca doğru cevaplar vermen lazım, tamam mı? Sonra test sonucun yanlış çıkar. Hazırsan başlıyorum. Buyurun. Soru 1. Küçük bir tatil kaçamağı yapmak istiyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? A. Kamp yapmak. B. Ormanda küçük bir kulübede kalmak. C. Bir göl evinde sakin birkaç gün geçirmek. D. Lüks bir otele gitmek. Fark etmez. Senin olduktan sonra her yere giderim. Tabii Yusuf'a da sormak lazım. Onu da götürürsek sıkılmasın çocuk. Ama senin bir şık söylemen lazım. Cevabım bu. Anladım.
Soru 2. Modunuz düşük olduğunda sizi aşağıdakilerden hangisi mutlu eder? A. Müzik dinlemek. B. Balık tutmak. C. Şık bir restoranda yemek yemek. D. Dans etmek. Ok atmak. Ama o şıklarda yok sanırım. O zaman şöyle yaparız. Birlikte balık tutarız. Sonra müzikleri güzel olan bir restoranda birlikte yemek yer, dans ederiz. Sen de istersen tabii. Sonra ok atarım eğer modum düzelmezse. Çok güzel olurdu. Ama yine net bir cevap olmadı. Ben böyle nasıl öğreneceğim ki senin... Yani senin karakterini? Onu açtığımızı sanıyordum. Şu hayatta beni en iyi tanıyan kişi sen değil misin? Devam edelim biz. Zaten az kaldı. Soru 3. Gün içinde aşağıdakilerden hangisini yapmayı tercih edersiniz? A. Erkenden kalkıp gün doğumunu izlemek. B. Denize karşı gün batımını izlemek. C. Gece sahilde uzanıp yıldızları izlemek. Bıkmadan izleyeceğim tek bir şey var. Hangisi? Bu da sensin. Yusufcuğum, oyun mu oynuyorsun sen? Oyun değil, işimiz var. Öyle mi? İyi, güzelmiş. Çalış yavrum, çalış. Ödevinle ilgili mi? Görüntülerle film yapmak için program indiriyoruz amcamla. Çok sen merak ediyorsun değil mi babaanne? Bitince hep beraber izleyeceğiz. Hem de en büyük televizyonda. İzleriz, izleriz tabii yavrum. Sen yavaş yavaş yap. Güzel olsun, ondan sonra izleriz. Yaşın ya hiç Canan. Devir şu sürahiyi yoksa öldüğünün resmidir. Anne, bak ne getirdim sana ben. Bunlar bizim eski albümlerimiz. Dur bakalım. Dur. Ben sürekli bakarım anne bunlara. Hatırlamak için. Arada aklım karışıyor ya benim. O yüzden. Biz yokken yaşadığımız her şeyi göstereceğim sana anne. Hepsini anlatacağım. Sevindin değil mi anne? He? Sevindin. Tabii yavrum, tabii. Tabii çok sevindim. Tamam, vereceğim dedim işte. Niye almamıyorsun? Ödeyeceğim söz. Ne diyorsun sen ya? Delirdin mi? Bak sana söz diyorum. Ödeyeceğim. Sakın bak, sakın Yaman'a bir şey söyleyeyim deme. Bu kadar yüklü borcum olduğunu bilmemeli. Hem o para benim planlarım için lazım. Lütfen bak, sana yalvarırım. Söyleme diyorum. Yaman'la konuşma. Ne planı? Ne parası bu? Ameliyat hepsini çekmemiş. Ama bu bile Yaman'ı şüphelendirmek için yeterli. Tefeciye borcum varmış. Efendi. Bundan sonra sağlıkla ilgili bir durum olduğunda neye ihtiyacın varsa benden istersin. Oğlum. Yok, bunu kabul edemem. Ben emekli maaşımla yavaş yavaş ödüyordum zaten. Hem çok mahcubum size, çok yük oldum. İzin ver de sana olan borcumu ödeyeyim. Seher merhaba. Uzun zamandır haberleşemedik. Umarım iyisindir. Meleğin acilen ameliyat olması gerekti. İstanbul'a geldik. Bir aksilik olmazsa ameliyat perşembe. Ertesi gün taburcu oluruz. Bir süre kalacağımız evi de tuttuk gelmeden. Adresi yolluyorum.
Melek ameliyattan çok korkuyor. Sürekli seni soruyor. Senden ricam ameliyat günü ya da sonrasında yanımızda olabilir misin? Lütfen. Onun için çok önemli. Haberleşelim. Yaman'a asıl sürprizi Seher değil Fikret abi yapacak desene. Tabii benim yardımımla. Adresi neydi? Şu sürprize kadar Seher'in telefonu tamire gitse hiç fena olmaz. Canan Hanım. Ya telefon çalınca bir anda panikledim sana getireyim diye. Aniden kalktım, başım döndü, gözüm karardı herhalde. Telefon elimden kayıverdi. Önemli değil, canı sağ olsun. Hay Allah, görüyor musun ne hale geldi telefon? Problem değil. İnşallah çalışıyordur. Yok, açılmıyor. Tüh tüh. Kusura bakma kızım. Ama en kısa zamanda takside girip sana yeni bir telefon alacağım, söz. Yok, gerek yok, önemli değil. Sizin başınız dönüyor mu hala? Eğer ilacınıza ihtiyacınız varsa getireyim ben hemen. Yok yok, daha iyiceyim, sağ olasın. Tamam o zaman. Yine bir şey olursa seslenirsiniz bana. Oh, olur. İstediğim şey senin felaketin. Şimdi Seher'e ulaşamadığı için mecbur konaktan arayacak Fikret abisi. İşte o telefonu mutlaka benim açmam lazım. Planlar yapan bir Canan'la yüzleşeceğimi düşünürken kendi sorunlarını kendi halletmeye çalışan bir kadın çıktı karşıma. Hastane masrafları için büyük bir borcun altına girmiş ve bunu benden gizlemiş. Tek kuruş bile istemedi. Ama yine de beni rahatsız eden bir şüphe var içimde. Kimse seni şüphe duyuyorsun diye suçlayamaz. Yaşadığın ağır bir geçmiş var sonuçta. Bugün fazla yoğunluğum yok. Seninle uzun zamandır baş başa vakit geçiremedik. İstersen birlikte dışarıda biraz vakit geçirelim. Olmaz. Yani olamaz. Çünkü benim bugün Yusuf Ok'la götürmem gerek. Zaten öğleden sonrası için söyledim ben. Ama yine de olmaz çünkü benim işlerim var. Ne işin var? İşte bir sürü işim birikti. Mesela dolapları düzenleyeceğim. Sonra Yusuf'un eski oyuncaklarını falan ayıracağım. Öyle, kıyafetlerini de ayırmam gerek. O yüzden mümkün değil, çıkamam. Ya bunları söylersin, Meslihan yapar. Bir de şey var, unutmuşum. Doktor randevum. Dişçiye gideceğim ben bugün. Peki o halde. Başka zaman. Aha. Başka zaman. Alo. Bu gece acil bir toplantı yapmak zorundayız. Ne toplantısı? Benim ne haberim yok? Emri Vaki'den hoşlanmadığını biliyorum ama yeni ortak ısrar etti. Seyahate çıkacakmış. Başka uygun vakit ayarlayamadı. Bu gece teknesine bekliyor. Peki, gidelim, sorun değil. Aradığımda marinaya gelirseniz sevinirim. Tamam, tamam, çok teşekkür ederim. Seher kızım, ne çabuk tamir etmişler telefonu. Yok, bu yeni telefon. Hediye. Tüh, geç kaldım desene. Sözde ben alacaktım. Güle güle kullan, çok güzelmiş. Sağ olun. Yaman Bey'e bak. Hemen telefon alıvermiş. Hem de en pahalısından. Üf, iş çıkardı bana yine. Alo?
Evet, buyurun Fikret Bey. Ah kızım, koş bez getir. Bak her taraf battı, çabuk. Sen ver telefonu bana, ben konuşurum. Git sen oraları bir temizle. Ha, buyurun, ben Yaman'ın annesiyim. Seher mi? Şu anda burada değil Fikret Bey. Konu neydi? Kızım Melek, ameliyat olacak bugün. Seher'e ona haber verecektim ama bir türlü ulaşamadım. Müsait olduğunda beni aramasını söyler misiniz? Tabii tabii. Çok geçmiş olsun. Ay, şimdiden acil şifalar dilerim. En kısa zamanda haber vereceğim. İyi günler. İleteceğim, ileteceğim tabii. Ama ben ne zaman istersem o zaman ileteceğim. Bu işte tamamdır. Olmaz. Bu gece bu sürpriz olmayacak. Yaman'ın içindeki şüphe devam etmeli. Etmeli ki yarın Seher Fikret abisine koşarken Yaman görüp deliye dönsün. Biz bayağıdır vakit geçiremedik seninle. Yakın zamanda bir yemeğe mi çıksak? Ya da başka bir plan da yapabiliriz. Sen nasıl istersen. Yeter ki baş başa kalalım. Olur. İlk fırsatta yapalım bir program. Program yapıldı bile. Hem de bu gece. Sen ve ben baş başayız bu gece. Yalnız ikimiz. Bir şey oldu kesin. Anne! Anne! Anne, anneciğim. Anne, anneciğim. Anne, anne iyi misin? Anne. Anne, iyisin. İyi. Bak yavrum, ne güzel hazırlanmışsınız ha. Hadi, gidin gideceğiniz yere siz. Hadi oğlum. Peki o zaman. Yaman. Yaman sen bakma annemin öyle dediğine. O biz telaşlanmayalım diye öyle söylüyor. İyi değil anne. İyi değil. Yok oğlum yok. İyiyim ben. İyiyim. Sorun yok hadi. Siz işinize gücünüze bakın. Yaman. Sen bugün gitme ne olur. Ha? Akşam annem yine fenalaşırsa ne olur o zaman. Korkuyorum Yaman ben. Çok korkuyorum. Ya gitme sen. Bugün ikimiz de annemizin yanında kalalım. Olur mu? Ha? Tamam abi. Size yazdığım gibi yarın erteledik. Saat 5'te. Tamam, tamam. Görüşmek üzere.